Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. Yeni bir üniteye başlıyoruz ve bu ünitenin ilk konusu Tanzimat Edebiyatı'nda şiir. Benim için anlatması inanılmaz keyifli Tanzimat Edebiyatı her zaman öyle olmuştur. Eminim sizler için de dinlemesi keyifli bir ders olacak. Ve aynı zamanda anlaşılması oldukça kolay. Çünkü Tanzimat Edebiyatı'nda her şey olması gerektiği yerde arkadaşlar. Öyle karma karışık bir durum yok. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz Tanzimat Edebiyatı ile ilgili Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Hemen derse geçmek istiyorum ama öncesinde ufak bir ricam. O da kanalımıza abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz. Emek harcıyoruz, böyle videolar oluşturuyoruz. Sizler de beğeni yaparak ve kanalıma abone olarak bu anlamda beni desteklemiş olursunuz. Hemen dersimize başlayalım. Tanzimat edebiyatının öncelikle bir hazırlık dönemine göz atacağız. Bildiğiniz gibi 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Peki neden ilan ediliyor? Çünkü Osmanlı Devleti bir çöküş içerisinde ve aydınlar, devlet adamları, sanatçılar bu çöküşü engellemek istiyorlar. Ve Tanzimat Fermanı ilan ediliyor 1839 yılında ve 1860 yılında da Tanzimat Edebiyatı başlıyor. İşte arkadaşlar Tanzimat Fermanı'ndan 1860 yılında Tercüman-ı Ahbal Gazetesi'nin çıkarıldığı süreye kadar olan dönem bir hazırlık dönemidir. Öyle pat diye bir edebiyat başlamaz bildiğiniz gibi bir hazırlık sürecinin olması gerekiyor. Böyle bir hazırlık durumu söz konusu tanzimat edebiyatında. Peki bu hazırlık döneminde ne yapılıyor? Öncelikle gençler Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa dediğimiz arkadaşlar bu dönemde hep Fransa unutmayın. Fransa'ya gidiyorlar eğitim alıyorlar. Tercüme odaları kuruluyor. Batı'daki eserler Türkçe'ye tercüme ediliyor. Böylelikle de Batı edebiyatını yakından tanıma fırsatını buluyoruz. Ve 1860 yılında Tercüman Ahval Gazetesi çıkarılıyor. Şinasi ve Agah Efendi tarafından. Ve Tanzmat Edebiyatı başlamış oluyor. Hazırlık dönemi yine az önce de altını çizmiştim. Batı edebiyatlarının tanınması ve yabancı eserlerinin tercüme odaları bünyesinde Türkçe'ye çevrilmesi bakımından önemli. Ve geliyoruz arkadaşlar 1860 yılına yani Tanzimat Edebiyatı'na. Ama bakın burada son derece önemli bir bilgi var. O da şu. Tanzimat Edebiyatı kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bakın şu cümleyi iyi bir şekilde kavrarsanız Tanzimat Edebiyatı'nın büyük bir oranda bitirmiş olursunuz. Neden? Öncelikle cümleye bakalım. Ne diyoruz? Tanzimat Edebiyatı 1860 ile 1877 yılları arasında ve 1870 ile 96 yılları arasında olmak üzere iki döneme ayrılır. Peki sizce durduk yere mi Tanzimat Edebiyatı'nı böyle tam da ortadan ikiye bölüyoruz? Hayır arkadaşlar çünkü birinci dönemin şartlarıyla İkinci dönemin şartları birbirinden oldukça farklı. Şimdi 1860'ta 1877 yılları arasında böyle Batı'yı örnek aldığımız, yenileşmenin hızlı olduğu bir dönem var ve daha özgürlükçü bir ortam var. Yani devlet adamları da zaten yenileşmenin yanında. Dolayısıyla sanatçılar, aydınlar düşüncelerini olduğu gibi dile getirebiliyorlar ve toplumsal konulara yöneliyorlar. E toplumsal konulara yöneldikleri için de halka anlatıyorlar ve halkın dilini kullanmayı gayret ediyorlar. Başarılı olamıyorlar ama en azından böyle düşünceleri var. Yani daha çok toplum yönü var. Ama ikinci dönem istiplat döneminde denk geliyor. Yani baskın olduğu bir dönem. E dolayısıyla sanatçılar toplumsal konulara değil artık bireysel konulara yöneliyorlar. E bireysel konulara yöneldikleri için de öyle sade bir dil gibi amaçları yok. Edebiyat ile halk arasındaki o fark yine açılmaya başlanıyor. İşte tam da bu nedenle zaten tanzimat edebiyatını ikiye bölüyoruz. Toplumsal şartları da göz önünde bulundurursanız tanzimat edebiyatın bu iki döneminde net bir şekilde kavrarsınız. Neyse şimdi daha da detaya bakalım. Mesela birinci dönem Tanzimat Şirin'in ne gibi özellikleri var? Yakından görelim. Sanat toplum içindir görüşü bu dönemin temelinde vardır arkadaşlar. Yani sanatı toplum için yapmaya gayret etmişlerdir. Halka ulaşmak istemişlerdir. Toplumdaki sorunları anlatmak istemişlerdir. Ve halkı eğitmek, aydınlatmak istemişlerdir. E arkadaşlar sanat toplum içinse dilinde nasıl olması gerekiyor? Sade olması gerekiyor ve ölçü olarak da hece ölçüsünü yani halkın ölçüsünü kullanmayı amaçlamışlardır. Amaçlamışlardır ama çok da başarılı olamamışlardır. Yani dilde çok sadeleşmemiştir. Ama ikinci döneme göre çok daha sade. Bunu söyleyebilirim ama birden pat diye her şeyi yapamazsınız arkadaşlar. 600 yıllık bir divan edebiyatı var. O gelene yıkıp da dili bir anda sadeleştiremezsiniz. Yine oradaki aruz ölçüsünü atıp da pat diye hece ölçüsüne geçemezsiniz. Ama en azından böyle bir düşünce birinci dönemde var bunu unutmayalım. Bakın en önemli noktaya geldik o da şu şiire yeni kavramlar dahil ediyorlar. Bakın eski edebiyatın bazı alışkanlıkları devam ediyor. Mesela ağır bir dil kullanmaya devam ediyorlar ve eski nazım şekillerini kullanıyorlar. Yani gazeli kullanıyorlar, kasiteyi kullanıyorlar. Tamam bu konuda bir sıkıntı yok ama önemli bir yenilik şiire soktukları yeni kavramlar ve duygulardır. O kavramların başında da Hürriyet, vatan, adalet hak gelmektedir. Düşünsenize, divan edebiyatında kaside bir devlet ya da bir din büyüğünü övmek için yazılmıştır. Ama Namık Kemal ilk defa kasidede bu konuların dışına çıkıp hürriyeti, özgürlüğü, vatanı, adaleti övüyor. Bakın bu anlamda büyük bir yenilik var Tanzimat'ın birinci döneminde. Birazdan zaten Hürriyet kasidesine ayrıca değineceğim. Dolayısıyla toparlayacak olursak toplumsal konuları işlemişlerdir, dili sadeleştirmeye gayret etmişlerdir. Divan edebiyatının eski nazım biçimlerini yani şiir şekillerini kullanmaya devam etmişlerdir ama konuyu değiştirip şiire önemli konular dahil etmişlerdir. Divan edebiyatını da eleştirmişlerdir. Halk edebiyatını savunmuşlardır. Özellikle Namık Kemal bunu yapmıştır. Ve Namık Kemal'in etkisiyle Ziya Paşa da eski edebiyatı eleştirmiş, yeni edebiyatı savunmuş. Ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçip eski edebiyatı savunup yeni edebiyatı eleştirmiş. Bundan dolayı da Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın arası açılmış ve tarihi harabat adlı eserinde Namık Kemal Ziya Paşa'yı eleştirmiş ki bu eserde ilk eleştiri eserimizdir. Birinci dönem Tanzimat'taki en büyük yenilik az önce de ifade ettim. Şiire yeni kavramlar sokuyorlar. Bununla birlikte arkadaşlar şiire bir başlık veriyorlar. Normalde kaside dersiniz ama Namık Kemal şiire hürriyet adını veriyor. Hürriyet kasidesi diyor. Bu önemli bir yenilik. Bunun dışında noktalama işaretleri ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanıyor ve az önce de ifade ettiğim gibi yeni kavramlar bu dönemde şiire giriyor. Bu birinci dönemin önemli yenilikleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki birinci dönemde şair olarak kimleri sayabiliriz? Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi hemen saymanız gerekiyor. Bu üç isim önemli. Diyorum ve Namık Kemal'in Hürriyet Kastesi'nden birkaç beyti aktarmak istiyorum. Mesela ilk beyt diyor ki görüp akam asrı münharif sıtkı selametten çekildik izzet-i ikbali bab hükümetten. Diyor ki biz dönemde yanlış işler yapıldığını görünce şerefimizle onurumuzla devlet görevinden ...istifa ettik. Devam ediyor. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. Yeri düşmekle cevher sakıt olmaz kadru kıymetten. Yani Osmanlı bir elmasa benzetiyor ve diyor ki evet diyor bu millet yani devlet çamura düştü ama bir elmas çamura düştü diye değerinden bir şey kaybetmez ki yine o parlak günler geri gelecektir diyor ve hürriyete yani özgürlüğe övgüde bulunuyor. Metiyeler diziyor şu beyitte. Ne efsunkar misin ah ey didar hürriyet esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten diyor. Yani diyor ki hürriyet özgürlük sen öyle bir büyüleyici güzelliktesin ki biz senin esirin olduk diyor. Bizi kendi esir bıraktın. Ama gerçi diyor sana esir olmakla birlikte de esaretten kurtulduk diyor. İnanılmaz bir beyt, inanılmaz sözler, inanılmaz kavramlar var burada. Hürriyet kasidesini böyle anlat anlat bitmez. Ancak Hürriyet kasidesinin özünde özetle bunlar yer almaktadır. Hemen yazalım Hürriyet kasidesi. Bu eseri ve Namık Kemal'i hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Birinci dönemin simge şiiridir, simge şairidir Namık Kemal. Diyorum ve şimdi geldik ikinci dönem Tanzimat şiirine. Şimdi ne demiştik az önce? İkinci dönemde yani 1877'den sonra bir istibdat dönemi başlıyor. Yani bir baskının olduğu dönem var. E baskının olduğu yerde şairler sizce topluma yönelebilir mi? Bir eleştiri yapabilir mi? Tabii ki yapamaz. Dolayısıyla ikinci dönemde sanat için sanat anlayışını savunmuştur şairler. Sosyal konulardan çok bireysel konuları dolayısıyla ele alacaklardır ve birinci döneme göre daha ağır bir dil kullanacaklardır. Birinci dönemde öyle çok da sade bir dil yoktur tamam kabul ama en azından dili sadeleştirmek şeklinde bir gayretleri var. Ama ikinci dönemde zaten topluma ulaşmıyorlar ve toplumdan da uzaklaşıyorlar. E dolayısıyla dilin de artık sade olması gibi bir amaçları yoktur. İkinci dönemin dil daha da ağırlaşıyor. Birinci dönem şairlerinde daha çok mücadeleci bir kişilik vardır. Ancak arkadaşlar biz ikinci dönemde bunu göremiyoruz. İkinci dönem sanatçıları içe kapanık ve uyumlu bir kişiliğe sahiplerdir. Yani uysallardır öyle çok fazla eleştiri yapmamışlardır. Birinci dönemden farklı olarak ikinci dönem şairleri şiire yeni nazım biçimleri dahil etmişlerdir. Özellikle arkadaşlar Fransız edebiyatına aldıkları bir takım yeni nazım biçimlerini Türk şiirine dahil etmişlerdir. Bu da bu dönemin önemli bir özelliği. Peki bu dönemin şairleri kimlerdir? Hemen bakalım. Abdülhakamit Tahran, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem bu dönemin şairleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyoruz ve şimdi de birinci dönemde ikinci dönemi hızlı bir şekilde bir tablo halinde karşılaştırmak istiyorum. Birinci dönemde ne dedik? Sanat toplum içindir anlayışı vardır. Ama ikinci dönemde sanat için sanat anlayışı vardır. Tam tersi olarak. Toplumsal konular birinci dönemde işlenmiştir. Ama ikinci dönem baskıdan dolayı şairler bireysel konulara yönelmişlerdir. Toplumsal konular ön plandaysa dilde de biraz sadelik olacaktır. Ama ikinci dönemde böyle bir amaç olmadığı için dil daha da ağırlaşmıştır. Eski nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir birinci dönemde. Yani gazel gibi, kaside gibi, mesnevi gibi. Ama ikinci dönemde Avrupa'dan yani Fransız edebiyatına alınan yeni nazım biçimleri ilk defa edebiyatımızda kullanılmıştır. Bu anlamda da böyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Bu tabloyu hiçbir zaman unutmayın. Aslında az önce anlattıklarımın özeti şu tabloda. Bitti mi? Hayır arkadaşlar bir de Namık Kemal'e hızlıca değinmek istiyorum. Namık Kemal önemli bir şairimiz. AYT Edebiyat'ta da karşımıza çıkabilir. Aman dikkat arkadaşlar. Bakalım peki Namık Kemal kimdir? Türk Edebiyatı'nda vatan şairi olarak bilinir. Vatan şairi diye bir kavram duyarsanız hemen aklınıza Namık Kemal gelsin. Tercüme odasında çalışmıştır. Yani arkadaşlar Osmanlı ilk başta tercüme odaları kurmuştur. Batı'daki eserleri çevirmek için sadece eserleri çevirmek için mi? Hayır, aynı zamanda resmi belgeleri de tercüme edebilecek bir devlet kurumu olarak düşünebilirsiniz tercüme odalarını. İşte Namık Kemal orada çalıştığı için Batı edebiyatını yakından tanımıştır. Bu anlamda önemli bir avantajı vardır. Şiirde eski geleneğe normalde bağlıdır. Yani gençken öyle yetişmiştir tabii ki. Ama daha sonra Şinasi ile tanışıyor ve yeni edebiyata ve yeni edebiyatın en büyük savunucusu oluyor. Türk edebiyatında yenilik denildiği zaman aklımıza Namık Kemal gelmektedir. Bu bilgiyi de unutmayalım. Birazdan ayrıca değineceğim. Hürriyet ve vatan temalarını şiire sokmuştur. Bu nedenle zaten vatan şairi olarak isimlendirilmiştir. Şiirlerinde daha çok aruz ölçüsünü kullanmıştır ve romantizm akımından etkilenmiştir. Yani romanlarını romantizm akımına bağlı kalarak yazmıştır. Bu anlamda da eleştirilir çünkü kusurlar mevcuttur romanlarında. Romantizm akımından kaynaklı olarak eserleriyle halka ulaşıp onları aydınlatmayı ve eğitmeyi amaçlamıştır. Yani toplumsal yönü çok güçlüdür Namık Kemal'in. Yine Namık Kemal'in önemli özelliklerinden bir tanesi gazetelerle simgeleşmiş olması. Yani birçok gazetede çalışmış ve gazete çıkarmıştır. Zaten Şinasi ile tanışması da böyle olmuştur. Şinasi'nin yanında gazetede çalışmış. Daha sonra Şinasi yurt gitmiş. Gazeteyi Namık Kemal'e bırakmış. Namık Kemal yazılarından dolayı sürgüne gitmiş. Yurt kaçmış. Orada gazete çıkarmaya devam etmiş vesaire. Yani gazete de yine Namık Kemal için önemli. Zaten burada da belirtiyoruz. Eserlerinde sosyal ve siyasi konuları ele aldığından sürgüne gönderilmiştir. Mesela Magusa'ya gitmiş orada da hatıraları olan Magoso mektuplarını yazmıştır. Bakın hayatıyla eserleri arasında böyle bir bağlantı söz konusu. Şimdi eserlerini göz atalım. İntiba ve Cezmi. Bildiğiniz gibi İntiba edebiyatımızdaki ilk edebi romandır. İlk tarih roman ise Cezmi'dir. Tarihi eserleri vardır. Yani tarih konuları ele aldığı inceleme yazıları. Bununla birlikte Vatan Yat, Silistra adlı bir tiyatrosu vardır ki bu da edebiyatımızda sahnelenen ilk Türk tiyatrosudur. Aklımızdan çıkarmayalım. Bununla birlikte Zavallı Çocuk, Celalettin Harzemşah, Akif Bey bunlar da meşhur tiyatrolardır. Namık Kemal'in Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan ve Selahattin Eyyubi anlattığı böyle biyografi kitabı vardır. Evrak Perişan şeklinde ve geliyoruz eleştiri arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseri Tarihi Harabat'tır. Yine onu da Namık Kemal yazmıştır. Yani eserleri de baya baya önemli. Gördüğünüz gibi Namık Kemal'in hayatı birazcık renkli. Namık Kemal'i iyi kavrarsanız Tanzimat'ın özellikle birinci dönemin ruhunu da anlayabilirsiniz. Çok önemli bir isim edebiyatımız için Tanzimat edebiyatı için simge bir isimdir Namık Kemal diyorum. Ve böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlarda, derslerde sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar bizlere destek olmak adına bu videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Unutmayın, sizlere özel PDF çalışma kağıtları hazırlamaya devam ediyorum. Bununla birlikte TYT Türkçe olsun, AYT Edebiyat olsun tüm ders videolarının PDF notlarının linkini ben bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Yani edebiyat, Türkçe denildiği zaman her şeyi bu kanalda bulabilirsiniz. Şimdilik bana müsaade. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.